Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda gene 105. KVK ile ilgili konuşacağız. Fakat bu sefer yanımda bir misafirim var. Bu arkadaşımızla beraber konuşacağız. Kim diye sorarsanız da tabii ki bu KVK'nın içinde savaşmış, yönetim kadrosunda olan, bu kırmızılarda olan, yönetim kadrosunda olan bir arkadaşımız var. Hoş geldin kardeşim. Kendini tanıtır mısın bize? Hoş bulduk. Merhabalar, ben Ali. Nikim Darkstyle oyundan. 1860 Krallığı DN1 klanının bir üyesiyim. Aynı zamanda yönetim kadrosundayım. Evet. Burada tabii KVK'nın içinde olan KVK geçirmiş bir olarak soruları yanıtlamaya, aydınlatmaya geldim. Eyvallah, hoş geldin kardeşim. Sefalar Hoş getirdin. bulduk. Şimdi zaten biz dıştan izledik bu KVK'yı. Hani çok güzel bir KVK geçti. Böyle bildiğiniz birçok kişinin yaşayamayacağı çekişmeli ve Tabii. comeback dediğimiz hani bir geri dönüş Tabii. yaptınız. İlk başta şunu soracağım. Bu müttefiklikler nasıl belirlendi? Hani 4'e 4 bir savaş oldu. Onu bir anlatırsan bize. İlk oradan bir başlayalım. İlk girişten bir başlayalım. Aslında müttefiklik olarak yaklaşık bir ay önce KVK henüz başlamadan önce hangi krallıkların hani A seed'ine en üstteki seed'e oynadığını düşünüyorduk zaten. Hani 1877, 1846 falan kimlerle eşleşeceğimizi az çok biliyorduk. Evet. Müttefikliği biraz erken ayarladık aslında. Yaklaşık bir ay falan vardı daha bizim KVK'ye. Hazırlıklar bile başlamamıştı. İşte önce karşı tarafı ayarladı. 1846, 1855 ve 1839 üçlü bir müttefiklik kurdu. Öyle olunca da diğer müzakereler sonucu biz de 1841, 1877 ve 1851 yanımıza aldık. 1844'te yeşilli tarafta son olarak 46'nın şeyine katıldı. Genel olarak müttefiklerin lideri denilecek bir ekip hani bizim tarafta 1860, onların tarafta 1846 şeklindeydi. 4'e 4 bölünmek istedik bu KVK. Ya iyi ki de bölünmüşsünüz. Güzel. Yani bu KVK'yı güzel yapan da oldu zaten. Yani denk. Aynen. 4 4'e 4 bir Bizim savaş. tarafta zaten karşı tarafta hani 5'e 3 olmasını istemediler. İki Anladım. tarafta 4'e 4 olmasını anlaşmıştı. Zaten bu KVK başı çeken bir KVK. Yani sizin sisteminizde Aynen. 105 baştı. Yani bu en güçlü 8 Aynen krallığın en eşleştiği bir güçlü. KVK'ydı. Peki şeyde bu ilk 9 günlük yağmacın olduğu yani pre-KVK dediğimiz olayda kim sıralama kaçıncı bitirdiniz? Biz üçüncü olarak bitirdik. Ne yazık ki bizim eğitim günlerinde 3 gün boyunca hiç %15 rün alamadık. Öyle Ha. olunca krallığımızdaki balinalar çok eğitim yapamadı. Ya asker basmada biraz diğerleri farklı şey yaptı yani. Morlar mı Genel birinci olarak olmuştu? asker basma belirleyici oluyor genel olarak Tabii, zaten. o güç basanlar, evet, Aynen. asker basanlar. Peki morlar mı birinci oldu onda? Yok, morlar 5. olmuştu. Bizim müttefiğimiz 1877 birinciydi Japonlar. Onlar hangi renk oluyor? Ben krallıktan Mavi. Sağ maviler. üstteki. Maviler birinci oldu, anladım. Ortadaki. Sağ orta. Ama ben mavileri mesela savaşta o kadar hani orada birinci olmuşlar ama çok sizin veya ben turkuazlar kadar aktif görmedim. Bilmiyorum, yanlış mı izledim ama. Yani Sen... biraz onların aktifleri aynen son savaşta çok yoktu. Ama onlar da başta çok savaştılar. Morlarla çok savaştılar. Anladım. Onlar biraz baştan yoruldu aynı bizim gibi. Peki haritaya geçtiğiniz sonrasında yerler belli oldu. Müttefikler zaten önceden belliydi dedin. Hani haritaya geçmeden belli ettik. Aynen. Peki şöyle bir şey diyeceğim. Bu ilk renkleri, bayrak renklerini kim açtı KVK'da? İlk bayrak rengini biz açtık. Kırmızıyı aldık. Ben biraz da sizin olduğunuzu tahmin ediyordum. Ondan sordum yani. Hani çünkü sizin krallık biraz aktif gözüküyor. Bir de Evet, aktifliği birlik çok sayınız yüksek. fazla. Yani Aynen. aktif birlik sayınız fazla. Biz savaşmaya müsait birlik sayısı fazla aslında. Bizim ilk 9 klanımız 3 milyar ve üzeri genel olarak. Maşallah. Diğer krallıklara baktığım zaman hiçbirinde öyle bir şey yoktu. Evet, klan. Evet. Şimdi daha sonrasında yerler belli oldu. Siz burada daha sonrası ilerleyiş nasıl oldu? İlk kapılar açıldı. Oradan sonrasını İlk devam edelim. kapılar açıldı. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız ve hani comeback'lerin ya başta kilitlendik falan. Evet, yani Asıl ortadasınız. Yani kilitlenmemiz iki tane düşman var sağlı sollu. aynı. Ve iki düşman da şöyle planladılar. Hani bizim en güçlü olduğumuzu biliyorlardı bu bizim müttefiklik grubunda. Bütün en güçlü klanlarını bizim tarafa kurdular. Hatta üst tarafa mesela Turkuazların olduğu tarafa açılmadı bile 1855 krallığı. Anladım. Aynı şekilde Sarı Krallık'ta önce sol tarafa hiç açılmadı. Bütün klanları bizim tarafa kurdular. Hani önce 1862 kilitleyelim. Sonra diğer müttefiklerle savaşırız diye Yani devam tahmin ettiler. ediyorlardı sizin gücünüzü o zaman. Aynen. Yaklaşık biz 1855'in hem açıldığı zaman, ilk açıldığı zaman 7 klanla karşı falan savaştık. Hani sırf DN1, DNK ve DNC bizim 3 klan Çok fazla farkıyla. savaş döndü mü bu ilk Sakaka'da ilk açıldığında? Evet. İlk gün bayağı savaştık da artık dayanamadık yani bir yerden sonra. Ya şey mantıklı olmuş. Bence hani biraz da stratejik geri çekilme de Aynen. olması lazım. Çünkü siz burada tüm gücünüzü ilk başta bitirseydiniz, daha sonra belki bu Aynen. çıkışta
O sıçramayı yapamayacaktınız. Atlayacaktınız oradan. Sonrasında işte deli gibi savaşa aç böyle bir şey gördüm zaten sizin krallıkta. Böyle duvardan atlamışsınız. Deli gibi böyle bir anda yayılma. Herkes savaşıyor falan. Güzeldi yani. Daha sonrasında Ona bayağı hapis oldunuz. Yani Ama hapis olduğumuzda şunu da farkındaydık. Yani 1855 kapatmıştı bizi de yukarıda, tamam, ama sürekli biz savaşıyorduk. Her gün çıkıyorduk dışarıya. Mesela en rahatsız inaktif ediyordunuz. oldukları saatte, aynen uyudukları saatte bakıyoruz. Bir bayrakta yanlış garnizon bırakmışlar mesela. Hemen bir bayrak atıp o bayrağı yakıyoruz. Hani daha avantajlı çıkarak sürekli ralliler, bir şeyler. Biz her gün Rahatsız, bayrak yakıyorduk. Yani sürekli çıkamayacağımızı rahatsızlık bilsek verdiniz bile. yani. Aynen öyle. Peki sonrasında tabii ki burada şey olduktan sonra çember zonundan sonra o planları yaptınız mı? Müttefiklerinize ne yapacağınız, ne Aynen, edeceğiniz? aynen. Şimdi biz çıkmayı deniyorduk aslında. Bir de düşmanın gücünü deniyorduk aslında. Hani tek başımıza çıkabilir miyiz Mantıklı. acaba? Gerçekten organize olsak falan diye. 2-3 kere denedik, hatta bayağı da çıktık ama iki krallık oldukları için biz 1855'i ittiriyorduk. Bu sefer hani soldan sarılar 1839 geliyordu. Ya bir de o Çıkamıyorduk hiç. bayraklarla Olmayınca. alana yayılmak, oraya ya yeteri kadar oyuncu teyp atması lazım falan. Hani Evet. onlar biraz sıkıntılı. Biz hapis olduktan sonra gerçekten çıkmak UKV kadar, Evet. birinci kavga da zor. Yani Evet. İki zoru krallığa başardık. karşı yani saatlerce orada kalmak çok zor. Çünkü elbet inaktiflik oluyor bizde de. Aktiflik düşüyor. Her Siz tabii saatte online şeyleri de olamıyoruz. ölçmüşsünüzdür. Diğer krallıkların aktif zamanları ne, Aynen öyle, şey, aynen öyle. onlar da biliyordunuz. Çember zonuna geçmeden önce bir plan yaptınız yani. Hani biz çıkarız, zorlarız bir Aynen. şekilde diye düşündünüz. 1841'in yani Turkuaz tarafın bizi gelip hani çıkarmasını ya da 1855'i üstten baskılamasını, bizim de hani oradan çıkmamızı düşünüyorduk. Aynı şekilde bizim hapsolmuş müttefiğimiz sol altta 1851 Evet, pembe pembeler. tarafta. Pembeler biliyorum. Onlar da sarıları oyalayacaktı. Turkuaz bizi kurtarmaya gelecekti. O sırada maviler koyu mavi tarafta 1846'nın Dimbokro'nun yayılmasını hani biraz yavaşlatmak amacıyla Siz yani tam benim düşündüğüm 1848. strateji yapmışsınız. Ben de hani videoyu çekerken tam oralarda başlamıştım. Hani senin tam bu dediğin stratejilerin Aynen. yavaş yavaş yapıldı. Hani maviler ve turkuazlar direktmen Okuri'den üstten, yani o çember zonundan deli gibi aşağı gelip sizi çıkartma şey yani, Aynen öyle. çünkü tek ümidiniz oydu herhalde, hani sizin çıkmanız KVK kazanabilmek için. Evet. Bir de Aynen öyle. ben bu KVK ilk baktığımda, incelediğimde şunu gördüm. Hani mesela iki tane müttefiğiniz hapsolmuş. Siz hapsolmuşsunuz, pembe hapsolmuş. Diğer ikisi zondan dolayı size göre avantajlı olduğu için hapsolmamış. Aynen. Ama ona rağmen KVK'yı bırakmamak da güzel bir şey. Çünkü birçok Aynen, müttefiklik falan, ihanet falan da olmadı yani yani. birçok şey bırakırdı. Yani sizin yerinizde olsalar misal, ya yeter ya savaşmayalım diyebilirdiniz. Belki hiç denemezdiniz. Siz dediniz yani, denedik, güçlerini ölçtük Aynen falan. öyle. Aynen. O güzel bir şey. Sonrasında tabii ki ben buradan o turkuazların ve mavilerin aşağı doğru bayrak atıp üstte de morları oyalama, biraz hani bayrak atıyorlar, kare atıyorlar, Aynen. oyalamaya çalışıyorlar falan. Orada tam güçleriyle savaşmıyorlardı, o belliydi. Daha sonrasında peki ilk çıkış, ben hani dedim herhalde kaybediyorlar. Hemen daha ilk günde falan olmadı herhalde. Biraz böyle bir savaş döndü, bir şeyler oldu. 55 bayağı savunmaya falan çalıştı, bayağı yine ikili ralliler falan döndü orada da. Bir yerden sonra 55 bıraktı çünkü dediğim gibi biz her gün çıkmaya çalışıyorduk. Hani düşmanın gücünü deniyorduk ama onları da çok yoruyorduk. Hani Anladım. çıkmaya çalışıyoruz dediğim en az 40-50 ralli yolluyorduk adamlara. Şimdi burada güzel yanı şu. Sizin mesela üstten o müttefikler güzel plan yapmışsınız yani, ciddi anlamda. Belki işleyebilecek tek plan oydu. Sonrasında hala da, hatta sizin çıkmanızda da KVK garanti değildi yani. Hani siz çıktınız ama Aynen öyle, aynen. üstten inanılmaz bir morların baskısı vardı. Daha sonra Dimbokro'da çok kötü baskıları vardı bize evet. karşı. Daha sonra ben zaten videoda şey demiştim, hani siz daha o zaman kale falan atmamıştınız oraya. Kırmızıların kesinlikle buraya gelmesi lazım demiştim ki, Aynen. ertesi gün bir baktım siz oraya hani kaleleri atmışsınız, gelmişsiniz, yardım falan. Dimbokro'yu alan KVK'yı alır da demiştim videoda. Evet. Biraz da öyle oldu, aynen. Ya sizi ben sizin gösterdiğiniz desteği morlar müttefiklerinden bulamadı. Hani siz müttefikleriniz orada. Siz bir de Dimbokra'dan falan girdiniz. Misal hani aşağı Aynen öyle. zondasınız, Sakakadasınız. Normalde maça veya Okuru'dan girmeniz gerekiyor. Hani mantıken. Aynen. Siz gidip kapı olarak Dimbokra'dan girdiniz yani. O kadar değişik bir KVK. Hepsi birbirine karıştı. Her şeyin. Herkesi bir yerde. Evet, çok garip. Her yerde bir bölgemiz var bizim de. Yani de hiç geçidimiz yok bizim. Şimdi çok zon atlayarak gittiğimiz için her yere ışınlanmamız gerekiyor. Hala onun sıkıntılarını çekiyoruz biz KVK'da. Bu atlama şeyi nasıl oldu? Peki o anı bir anlatır mısın bize? Yani bu atladınız bir Son anda dörtten bayrak. çıkışımız mı? Ya bu şey yok. Sakakaya çıktınız ya. Bayrakları zıplatıp. O olay Aynen. nasıl gerçekleşti? Yani oradaki şeyi bir anlatır mısın bize? Biz yaklaşık bir haftadır falan oranın farkındaydık. Hani oraya bir bayrak atıp çıkabileceğimizin ve düşman hani daha önce bunun farkındaydı. Biz daha önce oradan da çıkmaya çalıştık. Ama ciddiye mi almadılar neden bilmiyorum ama o bölge kapatılmadı.
Bence Bayağı farkındaydık. şey Bir de şey oldu. anladılar. Yani ciddi bizi kazandık falan gibi bence Aynen. Zaten öyle çok oldu. çok özür Mesela ben. ben de eğlencesine YouTube videoları falan çekiyorum öyle. Bir video çekmiştim. Parodi bir video. Evet. Bir edit yapmıştım. 1855 krallığı işte mail atmış benim videomu. Gidin yorum yapın kazandık falan diye. İşte dalga geçiyorlardı videonun altında. Krallığınız kilitlendi. KVK'yı kaybettiniz falan. Aynı zamanda Kayıp Krallık sohbetinde de 1860 Farm Krallığı. İşte evinize dönün, 14'e dönün falan diye sürekli dalga geçiyorlardı. Evet. Kazandıklarından çok eminlerdi aslında. En büyük sıkıntıları oldu. Ben zaten morlarda onu gördüm. Hani morlar Onlarda kesinlikle. direktmen üstte tek girip ikiye bir. Hani hem orada turkuazlar ve maviler var. Hiçbir şekilde yani yanlarına bir tane müttefik almamışlar. O mesela en büyük hatalarından biri. Çok özgüvenlilerdi. Biz hani Evet. artık kazandık. İki taneyi hapsettik. Ya ama onlara da hak veriyorum. Çünkü birçok krallık böyle düşünürdü. Yani iki krallığı hapsetmişiz. KVK'ya kazandık. İlk sondan Aynen. kazandık diye düşünürdü. Ama tabii hesaba katmadıkları şey sizin vazgeçmemeniz işte. Buradan atlayıp Aynen. ve orayı da Bir de krallık gerçekten güçlü bizim krallık. Yani onun farkındayım. savaş gücü olarak hiç bitmiyor. Onun farkındayım. Ben zaten sizinki şey gibi böyle barajın çatlak oluştu. Baraj yıkıp geçtiniz yani. Aynen. O çat küçücük bir yerden çıkıp bütün haritaya yayıldınız şu anda zaten. Hani o olayın özetine bakarsak şu an zaten oraya çekiyorum o yeri. Zıpladığınız yeri. Yani burayı kapatmamak zaten. Burayı belki kapatsalar çünkü sizin kapılarınız önünde hep kale belki 6-7 Aynen. tane, Bir tane kale vardı. 8 tane Her kale mi ne kapının vardı önünde bir kale aşağıda? vardı. Aşağı köşedekinde. Yani abartmışlar artık kaleyi de. O kalelerin yanması da neredeyse bir günü buluyor. Hani tamir yap Aynen. bilmem ne savaş. Onun için sizin burada bir şekilde atlamanız gerekiyordu ki orayı bırakmaları. Bir tane hani Evet. açıklık bırakmaları sizin buradan çıkmanızı. Daha sonrasında devam edelim. Yani siz buradan çıktığınız sonra gelelim Dimbokro şeyine. Dimbokro Savaşı'nda nasıl oldu? Şimdi biz çıktık o kuleye falan geçtik ama fark ettiğimiz şey Dimbokro hani bayağı bir sıkıntıdaydı. Çünkü mor taraf 1 ve 2 resmen kazanıyordu iki müttefiğimize karşı. Evet. Dedik bizim de artık Dimbokro'ya geçmemiz gerekiyor. Bir de Dimbokro'da pozisyonlar şeyi çok müsaitti. Bir bayrağı bir kaleye iki tane üç tane aynı anda rally açabilmeye. Öyle olunca biz iki klan getirdik Dimbokro'ya DNJ ve DN1 olarak. Deneyeceğim bunu Müttefiklerle dedik. beraber de bir bayrak atma yolu planladık. Genelde biz çift rally yaparak burada biraz kazandık. Yani her bayrağı çift rally atıyorduk ve Dimbokro'da adamlar hala rehavet içindeydi. Hani şehirlerini kalkansız bırakmışlardı. Bir bayrak kestiğimiz zaman her bayrakta en az iki kişiyi sıfırlıyorduk. Biz Dimbokro'nun ilk gün savaşında 1846'dan yani mor taraftan yaklaşık 70 milyon üzeri 10 kişi 15 kişi sıfırladık bir günde. Evet, zaten onu falan ben hiç yakalayamadım oraları ama diyorlardı, yazıyorlardı bana. Ben orada tabii işlerimden dolayı pek bakamadım. Bu bayağı morlardan mı sıfırlamıştınız? Morlardan mıydı o sıfırladıklarınız? Aynen morlardan. Tabii ki bu işte bu da sizin oraya girmenizden sonra, Dimbokro'ya girmenizden sonra zaten savaşın seyri değişti. Şimdi siz bu Dimbokro'yu alamasaydınız, hani benim yani tecrübe yani ben 3 tane böyle birinci sistemi 3 kere oynadım ben. Alamadığınız zaman adamlar direktmen 6 kapıdan girecekti. Siz 2 kapıdan girecektiniz. Aynen. Hangi birlik atlayacak? Mesela diyelim ki turkuazlar girecek, o kapıyı alacak, öbürü yapacak. O çok zor bir iş. O Çok zor. adamlar direktmen size alan üstünlüğü sağlayacaklardı. O Dimbokro'yu almanız şarttı ki onu da dediğim gibi güzel bir şekilde geri püskürtüp aldınız yani. Güzel Aynen. organize oldunuz. Morların aklına sonradan geldi. Müttefiklerini çağırdılar ama çok geçti yani. Evet. Geç, özellikle yeşil taraf çok zayıf kaldı. Yeşil taraf benim duyduğuma göre bilmiyorum hani sen de KVK'nın içindesin belki biliyorsundur. Herhalde bir iç savaş mı dedi, göç vermiş bir şey Aynen. olmuş. O da tabii ki bir etken herhalde Yani KVK'da. üçüncü klanlarıyla dördüncü klanlar arasındaydı yanılmıyorsam. 44 RJ ile 44 BN Ruslar ve Vietnamlar birbiriyle savaştı. Pre-KVK'dan 2 gün önceydi sanırım. Aynen. Ya o da tabii onlar bayağı zayıf. Çünkü göremedim ben savaşta gerçekten yeşiller çok yani Aynen. arkadaşlar bazıları yazıyor belki yeşillerde olanlar hani abi öyle deme biz varız falan diye. Yani ben neyle kıyaslıyorum? İşte bir kırmızı sizin krallıkla işte bir Aynen. morların savaşı gibi savaşmıyorlar. Hani bunlar size A krallıysanız örnek veriyorum hani ikinci sisteme göre. Bu Yani adamlar 1844 C kesinlikle krallığı A gibi B krallık krallığı değildi. gibiler yani. Hani savaş çünkü aktif sayılar çok düşüktü sizin şeylerin. Sizle baş edemiyorlardı yani o kesin. Aynen. Peki pembeler mesela siz kadar şey değiller. Ben onu gördüm. Hani tamam sarıları güzel oyaladılar bunlar burada. Aynen. Bir ara hatta çıktılar. Sonra morlar geldi. Hapsetti. Ama Aynen. size bayağı faydası oldu bence. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Oyalama açısından yani 1839 da çünkü bayağı güçlü bir krallık sarılar. Onlara oyalama açısından çok faydaları oldu. 1839'un gücü çok yüksek olmasa da aktiflik olarak çok üstünler. Evet fark Hani ettim onu ben de. 1851'e Evet. göre neredeyse bizimle aynı aktiflikleri var. Yani karınca gibiler resmen.
Onları oyalama açısından hem kralın topraklarına girerken hem biz çıkarken hem de işte ittirmeye çalıştığımız zamanlarda 1851'in de öyle bir faydası oldu. Tabii 1851'de her ne kadar yeşil taraf güçsüz olsa da hani pembe tarafta Evet. köşe krallığı olacak bir güçte yani çok zordu. Anladım. Yani ben zaten gördüğüm kadarıyla sarılarla morlar, turuncular da çok aşırı ben aktif göremedim. Evet. Genelde mor, özellikle morlar bu KVK gerçekten iyi iş yaptılar ama tabii ki dediğim gibi o özgüven, bence şunu yapsalardı morlar. Misal yeşilleri güçsüz gözükse bile en azından 1-2 birliğini yanına alsaydı Dimbokra'da ilk girdiklerinde burayı bence temizleyebilirlerdi. Yani bir bayrağı çift rally yaparlardı, ne bileyim 3 rally yaparlardı, bir Aynen öyle. şekilde o hızlı şekilde ilerlerlerdi. Ama işte o özgüven maalesef pahalıya mal Özgüven oldu bu onların Dimbokra'yı biraz evet. kaybetmelerine. Daha sonrasında tabii o Dimbokra'yı kazandınız. Bayağı da savaştınız. Ben hani yani savaş hiç bitmedi. Kadar o Aynen. çember zonu açıldığından beri savaştınız. Onu biliyorum. Yani artık uyumuyorduk yani. Her gün Uyusak 2 saat 3 saat kalkıp geliyorduk hala. Her geldiğimde savaş oluyordu mutlaka. Savaştan hiç böyle gidip de ya savaş var mı demenize gerek yok. Direkt ben her zaten Yok. marklar Aynen. atılı, değil mi? Hemen savaş Yani var burada bizim gelin. klanda olmasa başka bir klanda savaş oluyordu. Üyeleri sürekli değiştiriyorduk biz Yani zaten. o Yani tabii artık krallık her sürekli krallık içinde oluyor. aynen. Daha sonrasında Dimbokro'yu kazandınız ve o ara biraz savaş duruldu herhalde. Yani Aynen 1846 sanki hani bir ne oluyor bir anlayalım der gibi hani geri çekildi mor taraf biraz. evet. Sonra biz de geçitleri falan planlamaya başladık. İşte hangi geçitlerden girsek, nereden hangi klanlar girse diye. O sırada 1846 çok Dimbokra'da karşı koymadı açıkçası. Bir de çok dediğim gibi şehirleri sıfırlandı. Yani O yüzden bayağı demoralize kayıpları olmuşlardır pek yani artık. aynı demoralize oldular. Çünkü biz kilitlenmiş bir krallıkken çıktık geldik. Dimbokra'da onları ralleyince biraz insanın morali tabii bozuluyor. Aynen. Ya her zaman burada geriden gelen taraf avantajlıdır. Yani siz Aynen öyle. bir anda o geriden geldiniz. Biz hani onlar kazandığını düşünüyor. Siz belki kaybettik gibi düşünüyordunuz. Ama bir anda hızlı bir Aynen. şekilde bu olaylar gelişti. Krallıkta her ne kadar savaşmayan insan varsa bile böyle çıktığımızı görünce böyle bir imkansızı başarma hissi oldu. Herkes savaşmaya başladı bu sefer. 20 milyon olsun, 30 milyon olsun. Savaşmayan bile klana geliyordu, kaynak atıp gidiyordu o gün yani. Şu an yani bence birçok insan bu böyle bir kavga yaşamak isterdi bence. Ben bile Aynen. isterdim yani Çok olup keyif savaş aldık. çok güzel bir yani savaş döndü. İki tane yani kaybeden taraf onlar kaybetti şu anda belki ama onlar da çok iyi savaştı. Siz de çok iyi savaştınız. Aynen öyle. Stratejiler doğru ya yani sizin stratejileriniz daha doğruydu. Yani o taraf oradan kaybetti biraz da. Yani biraz özgüven fazla Özgüven. özgüven iyi değildir derler yani. O Aynen. maalesef onların başını yaktı bence burada. Daha sonrasında kralın toprakları planladınız kapıları. Kapılar açıldıktan sonra nasıl gelişti kralın toprakları? Kapılar açıldıktan sonra biz ön cepheye DNK klanını yolladık. Şu anda hatta görünür kralın topraklarında en soldan bayrak kurup 1846'nın önünü kesmeye ve onu oyalamaya biz çalışıyorduk. Evet. O sırada DN1 ve DNJ ile de hani iki klanımızla da araziyi genişletmeye çalışıyorduk. Çünkü kral topraklarında şey diye düşündük. Yani ne kadar çok toprağımız olursa o kadar çok şehir Tabii alan. ışınlayabiliriz Yani içine. burada alan çok önemli, evet. Aynen. O kadar fazla ordu getiririz dedik açık alana. 1846'nın hatası da burada bir hata daha oldu diye düşünüyorum. Tek klan getirdiler onlar. Hani Evet. bizim Turkuaz iki klan getirmişken hani mavi taraf iki tane biz üç tane klan getirmişken sadece A46 klanıyla girmeye çalıştılar. Öyle Morlar olunca da 2-3 durumda kaldı mor taraf. evet pek hani o Dimbokro'da gösterdikleri şeyi göremedim. Ben hani Evet. ilk başlarını çok izlemedim de ilk kapının açılışından bir yarım saat 45 dakika sonrasına baktım. Açık alan savaşlarını pek göremedim o ilk açılış açık alan savaşlarını ama sizin bayrak atışınız çok iyiydi. Hani sizin müttefikler çok hızlı şekilde yayılmış. Alanın neredeyse 3'te 2'si sizde, 3'te 1 onlardaydı. Aynen öyle. Sonrasında zaten alan üstünlüğünden dolayı da bayağı siz zaten bayrak yakıyordunuz, üstündünüz gördüğüm kadarıyla. Sonrasında çok zor, herhalde Dimbokro kadar zor olmadı bence kralın topraklar. Ne diyorsun sen? Yok, karşı koymadılar o kadar fazla. Yani şöyle söyleyeyim 3 saat 3,5 saat falan sürdü. 3,5 saatin sonunda hani bu taraf kazandı diyebiliyorduk kendimize. Aynen. Daha sonrasında bir şey oldu herhalde. Maçayı tutuyorlardı. Maçaya falan da girdiniz. Aynen öyle. Bir yandan. Şu an işte kalçada ilerliyoruz. Evet. Yani yavaş yavaş artık kamplar falan alınacak. Haçlı kaleleri. O Aynen. konuda biraz zorlanır mısınız bilmiyorum ama maviler de üstten çıktı herhalde. Evet çıkmış. Aynen. Herhalde alırsınız. Paylaştınız mı peki? Ödülleri nasıl paylaştınız Ziggurat bizde kalacak. hak En ediyorsunuz çok ama. ödül aynen. En çok ödül büyük ihtimalle 1860 alacak. Şu anda hani konuşuyoruz. Şeyler maviler mi oluyor onlar?
Yok, bizim krallık 1860 kırmızı. Ha, sizinki pardon, 1860 dedin değil mi? Tamam. 1860 en çok ödül alacak çünkü en fazla herhalde savaşı siz verdiğiniz Evet. gibi bir şey oldu. Bir de kralın toprakları sırasında biz Maçadan da çok baskı yaptık. Bizim bir klanımız da o sırada Maçadan 3 Farkındayım. tane kale yakıyordu. Biliyorum biliyorum. Görmüştüm onu. Aşağıdan Orada da bayağı. tam kapıyı almıştınız. Bir iki bayrak atıp o kaleleri yakıyordunuz. Onu görmüştüm. Aynen. Düşmanı bir de oradan oyalayalım dedik kralın topraklarındayken. Güzel Ki yani, iyi de adaletli bir oldu. dağılım yapılıyor o zaman. Ben hani bu tarz bu Yani ben hak KVK'larda ettiğimizi düşünüyorum. yani bu KVK'larda genelde şeyde görülür. Böyle ihanet ödül için. Aynen. Mesela siz onlar baştan konuşmuş muydunuz ödül paylaşımını? Ya baştan konuşulmadı aslında. Bir de hani çok şeyle uğraşıyorduk. Yani nasıl çıkarız? Nerede savaşırız? Bizi nasıl Yani çıkarırsınız anladım. falan biraz. Müttefiklerle o genelde konuşulduğu için ödüle hiç zaman bile gelmedi. Yani şu an ödül paylaşımı yapıldı herhalde. Yani bunların hepsini yaptınız. Herkes krallığını belirledi. Kim hangi kamp alacak, kim çember alacak. Bunlar da belirlendi. Aynen. Aynen öyle. Güzel yani, bayağı hoş bir KVK izlettiniz bize gerçekten. Evet. Biz izlerken keyif Müttefiklerle de aldık. sorun yaşamadık. O çok hoşuma gitti yani bu KVK'da. Kimse ihanet etmedi ya da kimse pes etmedi. Ya şöyle bir şey yaşayabiliriz, örnek veriyorum. Hani maviler veya turkuazlardan biri taraf değiştirse misal, bir anda KVK sıkıntı ki taraf değiştirmeme sebebi de şu bence. Yani sizin hala bir ümit varmış yani, bu demek ki sizi çıkartırlarsa KVK kazanabileceklerini, sizin o potansiyelinizi görmüş müttefiklerinizde. Aynen öyle. O da doğru bir hamle olmuş yani. Doğru hamle yapmışsınız. O da KVK'yı getirdi yani. Burada böyle yani alnınızın akıyla çıktınız KVK'dan. Aynen Yani öyle. harbiden de ödüllerin belki şu an verilen ödüllerin iki katını, üç katını hak ediyorsunuz ama tabii ki ödüller de ortada, Aynen. yapacak bir şey yok ona tabii. Yani değişmiyor. Bu ikinci KVK'ydı bildiğim kadarıyla, yani Evet, ikinci ikinci şey oranız. kavgamız. Şimdi ne düşünüyorsunuz peki ilerisi için? Valla üçüncü KVK içinde işte mümkün olduğu kadar savaşçı, aktif oyuncuları bekliyoruz krallığımıza. Yani sizin imperium olma şeyinize yakın herhalde, bayağı güçlü imperium değilsiniz değil mi şu an? İmperium değiliz yok şu an. Yani Yani imperium klan olmak güçleri üzere. şöyle. İlk klan 11,5 milyar. İkinci Ha. klan 8-9 milyar. Anladım. Dördüncü, beşinci klanlarda 6,5 milyar civarı şu an. Yakınsınız ama, yani imperium olmaya Evet. yakınsınız. Biraz böyle göç alırsanız bence imperium, ki ben şu an size bayağı göç geleceğini düşünüyorum bu KVK'dan sonra. Belki düşmanlarınız, Evet, şu çok anki konuşuldu şu an. KVK'daki düşmanlarınızdan gelen olur. Müttefiklerinizden sizin savaşmanızı beğenip gelen olur. Bayağı kişinin geleceğini ben düşünüyorum yani. Talepler Öyle vardır. zaten. Artık krallıktan çok mesaj geliyor. Hani müsait yer var mı bize? Hani bize de yer açabilir misiniz? Özellikle Türkler de çok yazıyor. Sizin şu an krallarınız ve yönetim kadrosu tecrübesi var değil mi? Yani birinci, ikinci KVK yaşamış insanlar bunlar. Şöyle iki kralımızın da bu ikinci KVK'sı aslında. Ama yine de oyun Bilmiyorlar bir konusunda şey olarak. tecrübesi olan, bilen, strateji Yok, bilen insanlar aynı. ikinci, şu an ikinci sistemi bilmiyorlar yani. Aydın karanlığı bilmiyorlar. Yaşamadılar. Yani kimse o... Yaşamadılar, yok. Tamam. Şimdi önünüzde o var yani. Sırada o KVK var. O KVK'yı bence siz çok rahat kazanırsınız diye düşünüyorum. Hani eğer bu şekilde bir kadronuz bozulmazsa, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Çünkü orada birebir savaş var. Birebir savaşta da kolay kolay herhalde sırtınızı yere getirmezler. Çünkü gene bunlardan birileriyle karşılaşacaksınız gibi. Hani Aynen, büyük ihtimalle. ya şimdiki müttefik olduklarınız veya düşman, bu 8 krallık gene karşılaşma şeyi var, olasılığı var o KVK'da. Büyük ihtimalle 3-4 krallık aynı olur diye düşünüyorum ben de. Evet, gayet yani güzeldi. Yani son, artık yavaş yavaş kapatalım videoyu. Güzelce konuştuk zaten, her şeyi anlattık. Demek istediğin son şeyler varsa onları da alalım senden. Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Hem bizim klandaki hem bütün krallıktaki Türk arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle klanımızın kralı liderimiz Dark Ottoman'a çok teşekkür ediyorum. Yani KVK'da resmen 7-24 savaşta adam 60-70 milyon güç kaybetti. Kendisine özellikle çok Eline koluna teşekkür sağlık. ediyorum. Eline sağlık diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali'cim. Sen de geldiğin için Zaten sana mutlu. teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani buradan tüm yani izleyenleri adına da teşekkür ediyorum ben size ve krallığınıza, yani komple savaşanlara. Gerçekten güzel bir, yani böyle film gibi izledik. Dizi izler gibi izledik. Çekirdeğimizi, çayımızı Aynen. aldık, izledik yani, öyle bir KVK'ydı. Ama tabii ki her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu da bitti maalesef. KVK bitti, üzüldük yani. Aynen. İzliyorduk Şu da an güzel. sıkılıyoruz hatta. Yani savaşırken şey diyorduk, ağlıyorduk böyle, kaynağımız bitti, işte gıda lazım, şu lazım diye. Ama şimdi Şimdi savaş sıkılıyordu. bitince Evet. gerçekten çok sıkılıyorum. Aynen. Yani zaten genelde 1-1,5 aya bir öbür KVK gelir diye düşünüyorum size. Aynen. Evet. Aynen. Yaklaşık 50 gün falan sanırım. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum kardeşim. Yani Rica ederim. geldiğin, güzelce sohbetimizi ettik, muhabbetimizi ettik. Evet, videoyu Anladım. burada Teşekkür ederim. sonlandırıyorum arkadaşlar.
Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.